Nevada çölünde adını Tuatara isimli sürüngenden alan bir otomobil, sıradan bir otoyolda saatte 532 km hıza çıkarak Bugatti ve Koenigsegg'i tarihe gömdü. <gülüyor> 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 Bu videoda Amerikalı SSC firması tarafından üretilen Tuatara'nın kırdığı Anormal rekordan bahsedeceğim. Uzun yıllardır otomotiv endüstrisindeki firmalar maksimum hız denemeleriyle alakalı bir takıntıya sahipti ve özellikle üretim tekniklerinin bu kadar yaygınlaşmasıyla birlikte küçük butik firmalar da artık piyasada kendini daha fazla göstermeye başladı. Ve herhalde şu Porsche 918, McLaren P1 ve LaFerrari'den sonra her gün sanki neredeyse bir hypercar böyle bir hiper otomobil ortaya çıkıyormuş gibi geliyor bana. Sanki böyle akıllı telefon üreticilerinin sürekli yeni bir telefon üretmesi gibi. Her gün sanki yeni bir hiper otomobil ortaya çıkıyormuş gibi geliyor artık. Çünkü üretim teknikleri çok yaygınlaştı ve birçok firma artık kendi başlarına otomobil üretebilme şansını elde edebiliyor. Ve bu küçük firmaların kendilerini gerçekten bütün kamuoyuna duyurabilmesi için sıra dışı şeyler yapmaları gerekiyor. Ve maksimum hız rekorları da top speed rekorları da bunlardan bir tanesi. Şimdi bugünkü videonun konusu olan SSC firma aslında böyle bir hız denemesini ilk defa yapmıyor. Daha önce de Ultimate Aero dedikleri bir modelleriyle bildiğim kadarıyla bir hız rekoru kırmışlardı. Tam olarak doğru hatırlamıyorum ama galiba Bugatti Veyron'u geçmişlerdi ve yeni bir rekora imza atmışlardı. Ama bir önceki modelleri olan Ultimate Aero dışarıdan baktığınızda böyle steroidli bir Peugeot 206 gibi görünüyordu. Hatırladığım kadarıyla içi de çok iyi değildi ve başka firmalardan aldıkları parçaları kullanıyorlardı. Neyse üzerinde çok fazla durmayayım bu eski aracın. Bu sefer SSC artık dediğim gibi başta da söylediğim gibi üretim tekniklerinin daha da fazla yaygınlaşmasıyla daha böyle tamamlanmış bir paket gibi gözüken Tuatara modelini ortaya çıkardı. Çünkü SSC bu sefer işi şansa bırakmayıp aracın tasarım kısmını İtalyanlara bırakmışlar. Bu aracın arkasındaki tasarım firması Pininfarina. Yani bizim bu yerli otomobili TOG'u tasarlayan firmayla aynı firma. Ve Pininfarina çok uzun yıllar İtalya'daki otomobil üreticilerine ve özellikle Ferrari'ye ciddi tasarım kaynağı sağlamıştır. Motor kısmında ise SSC'nin Amerika menşeli bir firma olduğunu düşünürsek nasıl bir konfigürasyon olduğunu tahmin etmek çok da güç olmasa gerek. Evet, doğru tahmin ettiniz. Motor bölümünde bir V8 görev yapıyor ve bu V8'in parçaları herhangi bir başka firmadan alınmış ya da başka bir aracın V8'i alınıp bu araca göre modifiye edilmiş gibi bir durum söz konusu değil. Bu araçta kullanılan V8 Amerikalı bir yarış motor üreticisi tarafından SSC Tuatara için özel olarak dizayn edilmiş. Çoğu parçası anladığım kadarıyla bilet alüminyumdan üretilme ve bilet alüminyum modifiye sahnesinden tanıdık gelen oldukça dayanıklı ve çok böyle ekstrem güçlere mukavemet gösteren özel bir üretim tekniği. Bu V8'in intake tarafında ise iki tane devasa turbo görev yapıyor ve bu turbolar sayesinde yeni üretilen V8 SSC Tuatara'ya E85 yakıtla yaklaşık 1750 beygir güç sağlıyor. Ve bu turbolara bağlı olan blow her vites geçişinde inanılmaz bir basınç sesi geliyor. <laughs> SSC Tuatara ile alakalı asıl önemli olan olay rekor kısmına gelecek olursak burada daha öncesinde söylemem gereken birkaç şey var. Tamam Bugatti de rekor kırıyor, Koenigsegg de rekor kırıyor, SSC de yeni bir rekor kırdı ama bunların rekoru kırış şekliyle alakalı birkaç tane farklılık var. Onlar da şunlar. Bugatti'nin rekor kırdığı pist tam anlamıyla maksimum hız rekoru, top speed rekoru denemesi yapılmak için dizayn edilmiş dairesel ve eğimli bir pist. Yani araçlar daha fazla çok daha güvenli ve çok daha konforlu bir şekilde çıkabiliyor. Pilotlar da çok daha rahat ediyor ve güvenli bir şekilde ilerleyebiliyorlar. Ama Koenigsegg ve SSC'nin rekor kırdığı yol. ikisi de aynı yolda bu denemeyi yaptı Amerika'da. Nevada çölünde. Bu yol Bugatti'nin deneme yaptığı pistin yanında böyle gariban kalıyor. Çünkü dümdüz sıradan bir asfalt ve zaman zaman üstünde kum tanecikleri, partiküller oluyor. Ve bu da araçların yol tutunma sağlamasını zorlaştırıyor. Yani Bugatti'nin deneme yaptığı şartlarla Koenigsegg ve SSC'nin deneme yaptığı şartlar birbirinden çok farklı. Bunun yanında Bugatti'nin deneme yaptığı pist, yandan gelen rüzgarları mümkün olduğunca izole etmek üzerine dizayn edilmiş. Ancak Königsegg ve SSC'nin yarıştığı yol dümdüz ve bir açıklıkta ova gibi bir yerde olan bir yol olduğu için, bir çölün ortasında olduğu için, araçların yanlardan gelen rüzgarlardan etkilenmesi bir türlü tam olarak engellenemiyor. Ve araçlar yanlardan gelen rüzgarlardan dolayı yüksek hızlara çıktıkça şerit değiştirme eğilimi gösterebiliyorlar. 2017 yılında Tuatara'nın bu rekoru kırdığı yolda Königsegg Agera Ares 440 47 kilometre hıza çıkarak yeni bir rekora imza atmıştı ve bunun ardından 2019 yılında Bugatti Chiron kendi o az önce bahsettiğim oval pistlerinde saatte yaklaşık 490 kilometreye çıkarak yeni bir rekor kurup Koenigsegg'i geride bıraktı ve Tuatara 2020 yılında Koenigsegg ile aynı yolda saatte 532 kilometreye çıkarak yeni bir rekora imza attı. Ancak bu tarz denemelerin yapıldığı yollardaki avantajları ve dezavantajları elimine edebilmek, nötrleştirebilmek adına rekor denemesi yapılırken sadece bir gidiş yapılıp oradaki toplam kilometreyi hızı baz almıyorlar. Araç bir gidiş bir de dönüş olarak iki sefer deneme yapıyor ve toplam hızın ortalaması alınıyor. Ve bu şekilde araç rekor denemesini adil bir şekilde gerçekleştiriyor. Ve Tuatara'nın Gidiş ve gelişinin toplamının ortalaması yaklaşık saatte 508 kilometre. Yani Bugatti'den yaklaşık 18 kilometre daha fazla ve Bugatti'nin şartlarına sahip olmadan bunu gerçekleştiriyorlar. Ve bunun yanında tek gidişinde saatte 532 kilometre gibi bir hıza çıkması da Gerçekten korkunç bir rakam. Şimdi bu rekor denemesinin gerçek olmayabileceği ile alakalı bazı videolar daha çıktı piyasaya. Özellikle ünlü youtuberlardan bir tanesi olan otomobil camiasında Şimi diye bir arkadaş var. Bu arkadaş bazı işte atıyorum şeritlerin ne kadar hızlı geldiği ile alakalı yanda giden helikopterin hızının maksimum kaç olduğu ve o sırada SSC Tuatora'nın hızının kaç olduğu ile alakalı bazı kıyaslamalar yapıyor. Birkaç tane daha hesap yapıyorlar ve bunun nihayetinde de bunun sonucunda da bu rekorun aslında gerçek olmayabileceğini, fake olabileceğini ve buna ben benzer şeyler söylüyorlar. Ve bunun üzerine SSC firmasının sahibi Jared Shelby, Shmei, Misha'yı ve Robert diye bir adamı kim olduğunu bilmiyorum. Tekrar test yapmak üzere ve bu testi izlemeleri için çağırdı, davet etti. Jared Shelby'ye baktığınız zaman zaten adam böyle Avengers'tan fırlamış gibi, süper kahraman gibi duruyor. Ve anlatan adamlar kanalına da güzel bir tespit yapmışlar. Koenigsegg firmasının sahibi ve SSC'nin sahibi Jared Shelby, Christine von Koenigsegg. Bu adamların ikisi de kel. Yani iyi ve hızlı arabalar yapmak için galiba kel olmak gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten SSC Tuatar'a saatte 532 km hıza çıkmış mıdır? Ben bir türlü emin olamıyorum ama emin olduğum bir şey var. O da şu ki bu video bitti arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yorum yazmayı unutmayın.